Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, bizi izleyen değerli hemşerilerim. Öncelikle İzmit Belediyesi toplantısı. Özellikle sosyal alandaki sosyal projeleriyle, yeni nesil belediyecilik anlamında yaptıklarıyla hem Kocaeli'ne hem de ülkemize güzel projeler, milli anlamda olaylara gösterdiğimiz hassasiyetlerimizle bu farkımızı gösterdik. Ve biz biliyoruz ki vatanımız olmazsa, devletimiz güçlü olmazsa hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Ve bunu yapmak için de vatanımızı baki kılmak, devletimizi baki kılmak, milletimizi güçlü kılmak için de herkesin üstüne düşeni yapması gerekiyor. Biliyoruz ki Anadolu bizlere yurt olduğu tarihten bu yana çok farklı zorluklar, çok farklı saldırılar altında olduk. Ama her zaman gurur duyduğumuz Selçuklu atalarımızla, Osmanlı atalarımızla, kurtuluş mücadelesini veren başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve Cumhuriyet tarihi boyuncaki birçok olaydaki görünen görünmeyen kahramanla bugünlere kadar geldik. Yargı ya da darbe gibi ihanet şebekeleri üzerindeki saldırıları da yine Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, önderliğinde tabii ki geri püskürttük. Ama şimdi yeni saldırıda ekonomik bir mücadele gerektiriyor. Gene liderimizin çizgisinde bu mücadeleyi hep birlikte göğüsleyeceğiz. Ama şimdiki mücadelede de belediyemizin üstlendiği görevler var. Ben bununla ilgili özellikle bugün biraz da kamuoyuna da duyuruda bulunmak üzere aldığımız ve uygulamaya başladığımız bazı kararları sizlerle paylaşmak için birlikte bu toplantıda bulunuyoruz. Özellikle araç kiralamalarımızda zaten İzmit Belediyesi olarak gene iddialıyız. Son derece kısıtlı araç kiralaması, özellikle makam aracı, müdürlerin araçları gibi konularda son derece kısıtlı çalışan bir belediyeyiz. Artık yerli özellikle olmasına büyük önem gösterilecek. Mümkün olduğu kadar. Bunu arkadaşlarımız zaten uygulamaya başladılar. Özellikle yiyecek, içecek, temizlik, sağlık, güvenlik birçok konuda İhtiyaç malzemelerinin mümkün olduğu kadar yerli ürünlerden ve yerli markalardan olmasına önem gösterilecek. Bu konuda gerekli talimatlarımızı biz verdik. O uygulamalar zaten başlattık. Bunun içerisindeki kullanılan kırtasiye malzemesine kadar, kaleminden içilen kahveye kadar, bundan sonra bu uygulamayı yerli ürünlerle, yerli malzemelerle yapılması yönünde bu konuda uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Belediye şirketlerimizin bu konularda zaten hassasiyeti vardı ama bu dönemde biraz daha artırdık bunu. Aynı söylediğim şekilde bizim Down Cafe dahil, benzin istasyonumuz dahil, işte meyve kabinlerimiz dahil, buralarda tüm kullandığımız ürünlerin yerli ve milli ürünler olmasına büyük özen gösteriyoruz. Göstermeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Türk milleti 3000 yıla yakın tarihi boyunca eğer var olduysa bugüne kadar.
özellikle emperyalizmin son yüzyılda özellikle çok farklı şekilde görmeliyiz. Onun için mümkün olduğu kadar değerlerimize sahip çıkmalıyız. Dilimize sahip çıkmamız var. Özellikle yüksek ve güçlü araçların köylere de gidip gelmesini sağlayan bir düşünceyle tek araç ama yerli keşke ürettiğimiz aracımız olsa ama yerli ürüne yakın ve bu söylediğimiz olarak Türk milleti olarak kendimize 3000 yıllık yettik mi? Yettik. Hatta yetmeyenlere de yetirdik. Bahçemizde de toprağımızda da bahçemizde de sebzemizi yetiştiririz. Yemeğimizi yaparız ama Ahmet, bilgisayarı biraz çeker misin Ahmet?